Ben mütah nikahı yaptım ama arkadaşlarım öyle bir şey yok diyor. Zina yapmış mı oldum? Yaptıysam günahı nedir demiş bu kardeşimiz. Şimdi mütah nikahı asla caiz olmayan günümüzün modern versiyonunda ismi nikah ama fiili olarak zina olan bir uygulamadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de zamanında Beni Müstelik gazvesinde bir dönem olmuş. Allah-u Teala müsaade etmiş ama kaldırılmış, neshedilmiş hükmü kıyamete kadar bir daha olmama üzere kaldırılmış bir konudur. Bunu işte artık Şia zihniyeti, İran'ın Şia zihniyeti kendi mezheplerinde sanki imanın rüknü gibi, imanın şartlarına dahil bir konu gibi mut'a nikahını yapmak Şii olmanın gereklerinden biriymiş gibi değerlendirerek ve evli kadınlara dahi mut'a nikahı yapabileceklerine fetva veriyorlar. 10 dakikalık, 20 dakikalık, yarım saatlik, 1 saatlik evli dahi olsa nikaha, bu mut'a nikahıyla fetva verip işte bir mollaya, onların mollalarına gidip parayı basıyorlar. Mehir adı altında adama nikah kıyma bedelini veriyorlar. Ondan sonra ve bu şekilde zinanın tabiri caizse yani normal olan bu, normalde onların yaptığı icraat bu. Zinanın adını nikah kıydık ve nikahlı yaptık diyorlar. O iş bittikten sonra hadi bakalım efendim boşadım seni diyor. İş bitiyor. Halbuki böyle muvakkat nikah, geçici, ondan sonra anlaşmalı, bir takım şartlara, paralara bağlı nikah yapmak zinanın değişik versiyonudur. Allah'ım bu günahtan, bu günahı işleyenlerin şerrinden, onların fitnelerine düşmekten herkesi, hepimizi muhafaza eylesin diyorum. Bu kardeşimiz de acilen tevbe etmesi lazım. Ve bu yapmış olduğu şeyden tabii ki zinaya düşmüştür ama... Ama bunun sebebi ne? Onlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz eşlerine, hanımlarına ne yaptılar? Zina iftirasında bulundular. Bu Şia zihniyeti çok din düşmanıdır Şia. Çok din düşmanıdır. Ehl-i sünnetle falan ve İslam'ın ana yolu olan ehl-i sünnet itikadıyla asla alakası yoktur. Bir sünni öldüren cennete girer itikadına sahiptirler. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, anha sövmek, hutbede küfretmek Cuma'nın kabulünün şartlarındandır. Hutbede bunları lanet okumak. Allahümme la'an sanameyl Kureyş ve ebneteyhima. Ya Rabbi iki Kureyş'in iki putu olan Ebu Bekir'le Ömer'e, iki kızı olan Ayşe ve Hafsa'ya lanet et demek hutbede okunan salavatın ve hutbenin Cuma'nın sıhhatini şartlarındandır. Böyle bozuk fasit itikad ederler. Allah ki bu sahabeler hakkında radıyallahu anhum ve radıvan, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş buyurduğu sahabelere peygamberin işte kendilerine iki kızını vermiş olduğu veya onların kızlarının alarak kendilerine damat olduğu sahabelere bu şekilde ve haklarında 18 ayet inmiş. Sahabe-i kiramın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, müminlerin annesi. Annesi, ennebiyyü evlâ bil müminîne ve min enfüsihim ve ezvâcu ümmehâtuhum. Peygamber müminlere canlarından daha yakın, daha kıymetli, daha tatlıdır. Yani canını verir, peygamberi vermez mümin. Onun hanımları da, peygamberin hanımları da ve ezvâcu ümmehâtuhum. Müminlerin anneleridir. Dolayısıyla Allah müminlerin annesi diye beyan ettiği ve nezaheti, temizliği, iffeti hakkında 18 tane ayet indirdiği Ayşe validemiz hakkında ve diğer Hafsa validemiz ve sahabelerin hanımları hakkında nice iftiralarda bulunurlar. O çirkin iftiraları atmaları sebebiyle Allah onların hanımlarını mut'a nikahı bahanesiyle zaniye, zinakar yapmıştır. İşin Türkçesi bu. Sen ki peygamberin hanımına, sahabe-i kiramın en güzide örneklerine tutup bu iftiralarda bulunursan Allah da seni kıyamete kadar bu fasit bozuk itikadın sebebiyle ne yapar? Hanımlarını zinakar yapar. Kendi işlerinde fetvalar verdiler Körfez Savaşı'nda. Amerika'nın askerlerini karşılayan onlardı. Yani ehli sünnet Müslümanları Bağdat'ta, Irak'ta kesmek için gelen Ebu Gureyb hapishanelerinde, Guantanamo hapishanelerinde ve o işkenceleri, o zulümleri, o cinayetleri ve o
tecavüzleri işleyen Amerikan askerlerini ne yaptılar? Çiçeklerle ellerinde çiçeklerle karşıladılar ve tebrik ederek şey yaptılar, bayram ederek karşıladılar. Dün gene aynı şekilde Moğolları davet edip işte Bağdat'ın istilasında Hülagü tarafından Moğol istilasında Bağdat'ın ve bütün Müslümanların kesilmesi, Ehl-i Sünnet'in istila edilmesinde, katledilmesinde gene bunların imzası, eli vardı. Bugün de aynı şekilde Şia zihniyetinin eli var. Bugün Orta Doğu'da akan kan gene onların devlet politikasının sebebiyle akmaktadır. Yani onların kesilen, akıtılan kan, kesilen can, giden, yitirilen can, Müslüman canı olduğu sürece hiç önemli değil. Ben de senin yanındayım. Rusya, beraberiz. Çin, beraberiz. Suriye'de Müslüman kesiminde, kıyımında, katliamında Amerika, Rusya, Çin, Suriye, Esad rejimi, beraberiz. Yeter ki bir Müslüman daha keselim, katledelim. Çünkü benim cennete girme garantim bir Sünni'yi öldürmeye bağlıdır diye inanıyor adam. Bir Sünni'yi öldüren cennete girer diye bakıyor. Ama Mevla ne yaptı? Onları işte hani o Körfez Savaşı'nda onu diyecektim. Körfez Savaşı'nda ne dediler bunların en büyük işte mollaları, alimleri, hocaları başlarındaki? Soru soruyorlar. Efendim sizin yardımcınıza biz bir soru sormuştuk. Körfez Savaşı'nda savaşan Hizbullah'ın askerleri, Şii askerlerini bizim dinlendirmemiz, yani onlarla zina etmemiz değil, dinlendirmemiz diyorlar. Muta nikahı yaparak dinlendirmemiz caiz midir ona dedik, sizin yardımcınıza sorduk. Ama o caiz değildir dedi. Biz bu işin en yetkili fetvacısı, şeyi olarak, müftüsü olarak size sormak durumunda kaldık. Halbuki biz bunun caiz olduğunu inanıyorduk deyince, o şu anda ismini hatırlamayacağım ama internetlerde şeyler, sayfaları da var. Dedi ki sizin içinizde ecnebi olduğu için, yani ecnebi demek yabancı, gayrimüslim anlamına gelen Sünnilerden bizden bahsediyor. İçinizde velev ki ecnebi, yani ehli sünnet Müslümanlardan birileri vardır ki onlara karşı açık vermemek için böyle konuşmuştur. Yoksa sizin muta nikahı bahanesiyle o körfezde savaşan Hizbullah askerlerini dinlendirmeniz, onlarla zina etmeniz, zina demiyor tabii, onlarla evlenmeniz, nikahlanmanız caizdir ve sizin de cihat sevabınızı elde etmenize sebeptir diye fetva verdi. Hatta dedi, hatta evli kadınların bile bu konuda bu fetva ile amel etmesi, onların da bu kardeşlerimizin kafirle, küffarla savaşan Hizbullah askerlerinin işte ne yapmasına, cihat sevabına ortak olmasına, o derecesinde bir sevaptır diye fetva yayınladı. Yani işin hakikati bu. O yüzden Rabbim böyle durumlara düşerek, böyle fasit anlayışların sahiplerinin itikatlarına kanarak dinimizi yele vermekten, onların ifadelerine kanmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Evet.